Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan ilköğretim ve lise öğrencilerine dikkat çekici bir teklif geldi. Diyanet yarı yıl tatilinde isteyen öğrencileri 10 gün süreyle Umre'ye götürecek. Gezinin ayrıntılarına ilişkin genelge 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine acil koduyla gönderildi. Türkiye'de ilk kez devletten çocuklara yarı yıl hediyesi. Hep beraber Umre'ye. Yıllardır yaptığımız iştir. Ama sömestr tatiline ilk defa denk geliyor. Kararı Diyanet İşleri Başkanlığı ilan etti. 81 ilin Milli Eğitim Müdürlüklerine acil kodlu genelge gönderen Diyanet, yarı yıl tatilinde ilköğretim ve lise öğrencilerini Umre'ye götürecek. Umre gezisi 10 gün sürecek. Öğrenciler 5 gün Mekke'de, 5 gün Medine'de kalacak. Gezi ücreti oda seçimine göre değişecek. 2 kişilik odada kalmak isteyen öğrenci 795 euro verecek. Yani yaklaşık 2000 lira. 3 kişilik odadaysa ücret 760 euroya düşüyor. Ücretlerimiz tamamen harcadığımız harcamalarımızın karşılığı olarak ilan edilmektedir. Sıfır kar ile öğrencilere bir ücretlendirme yaptık. Öğrencilere öğretmenler nezaret edecek ve öğretmenler için ücret biraz daha yüksek. Umre gezisine katılmak isteyen ilköğretim ve lise öğrencilerinin yarın okul müdürlüklerine başvurması gerekiyor. Diyanet'in özel Umre gezisine eğitim sendikaları ve CHP'den tepki var. CHP İstanbul Milletvekili Nur Serter, milli eğitimden dini eğitime dönüş için bir eklenti daha yorumu yaptı. Eğitim İş Genel Başkanı Veli Demir, Diyanet'in milli eğitimin işine karışamayacağını savundu. Eğitim Sen Genel Başkanı Ünsal Yıldız, Diyanet'in laik eğitime aykırı olduğunu savundu.